Hepinize merhaba arkadaşlar. LGS'ye günler kala en büyük merak konularımızdan birini konuşacağız. Sınav stresi. Bunun için bize uzman psikolog Helin Hanım yardımcı olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Engin. Şimdi çok zorlu bir dönemin ardından LGS geliyor. Yani belki diğer senelere baktığımızda bu sene ve önceki sene arkadaşlarımız pandemi süreciyle çok boğuştular, çok yoruldular. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Acısıyla ve tatlısıyla artık o güne doğru yaklaştık. Fakat şöyle bir merak konusu var. Önümüzde birkaç gün kaldı. Hala ders çalışmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bu sağlıklı mı? Çalışalım mı? Yoksa tamamen bırakalım mı? Ne yapalım? Ben özellikle sınav günü yaklaştıkça arkadaşlarımızın deneme çözmeye ağırlık verdiğini biliyorum ve bunda da bir sakınca görmüyorum açıkçası. Yalnızca son gün kendilerini dinlenmeye bırakmalarına çok önem veriyorum. Son gün bir kafayı dağıtıp belki aileyle takılıp artık bu sınav stresinden bir uzaklaşmak lazım. Hı hı. Peki hocam, beni bir öğrenci gibi düşünürsek, ben de bunu çok yaşardım. Son gün aklıma bir şey gelirdi. Hı hı. Ya bunun cevabı neydi? Ama şimdi siz de dediniz ki son gün dinleneceğiz, bakmayacağız dediniz. Ben o son gün açayım kitabı bakayım mı, yoksa hayır ya benim bakmamam gerekiyor deyip kapatayım mı? Tabii ki son gün ders çalışmamanın da bazı istisnaları var arkadaşlar. Eğer aklınızda takılan bir şey olursa, ya bunun cevabı neydi ya diye sizi çok ikilemde bırakan bir konu olursa tabii ki notlarınıza göz atabilirsiniz. Yani çok ikilemde kaldıysak arkadaşlar, duyduğunuz gibi son kez bir açıp kontrol edebiliriz ama böyle o gün oturup tamamını ders çalışarak geçirmeyelim. Evet, lütfen kendimizi dinlenmeye bırakalım. Hocam, ikinci olarak şunu sormak istiyorum. Ertesi gün önemli bir şey varsa insan böyle uyumakta birazcık zorlanır. Şimdi haliyle cumartesi gecesi, ertesi gün LGS sabahına uyanacağız. O gece uyumak için neler yapmamız lazım? Süt mü içelim hocam, ne diyorsun? Öncelikle arkadaşlar şunu hatırlamak çok önemli. Bir şeyin gerçekleşmesini bırakın, onu hayal etmek bile bizi heyecanlandıracaktır. Bu yüzden eğer önceki gece uykuya dalmakta zorluk çekerseniz ya da daldığınız halde tekrar tekrar kalkarsanız lütfen bunun normal bir durum olduğunun farkına varmalısınız. Şunu da ekleyeyim ayrıyeten arkadaşlar. Eğer uykuya dalmakta çok zorlanırsanız, hani sağa dönüyorum, sola dönüyorum, dalamıyorum derseniz lütfen yatağın dışına çıkın. Mümkünse bir balkona da çıkabilirsiniz. Camı açıp o şekilde de hava alabilirsiniz. Farklı odaya da geçebilirsiniz. Yeter ki yatağınızdan bir 15 dakikalık uzaklaşma arası kendinize verin. Hocam, ben de arkadaşlara en son yapmaları gereken şeyi söyleyeyim. Uyuyamadıklarında telefonu eline alıp bu telefonla oynamak. Çünkü kendimden biliyorum. Ben ne zaman ki o telefonu elime alırsam yarım saat, bir saat daha uyuma sürem uzuyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet, yani kesinlikle telefonu elimize almak en son ihtiyacımız olan şey arkadaşlar. Oyundur, mesajlaşmaktır. Bunlardan mümkün olduğu kadar kendimizi uzak tutalım. Peki hocam, sınav anına gelelim. Evet. Sınava girdik. Bir heyecan basıyor ister istemez. Hı hı. O stresimizi nasıl yöneteceğiz? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer olur da soruları sindirerek başladınız. Eğer olur da çok takılırsanız durun, derin nefes alın ve bunu 3 kez tekrar edin. Sonra da şunu hatırlayın arkadaşlar. Şu anda sınav anında size düşen tek şey soruları sindirerek okumanız ve zamanını da tamamlamanız. Fakat hocam, bazen öyle sorular oluyor ki gerçekten insanı zorluyor. Evet. Onunla böyle cebelleşiyorsunuz ama bu da bizim aslında stresimizi arttırıyor. Bu noktada evet, ne yapacağız? O soruyla nasıl başa çıkacağız? Arkadaşlar, her öğrencinin zorlandığı soru illaki olacaktır. Bu noktada o soruyla çok boğuşmadan o soruyu geçip diğer sorulara devam etmemiz çok önemli. Zaten zamanınız kaldığı takdirde zorlandığınız soruya dönüp bakacaksınız. Yani bu şekilde aslında kendi heyecanımızı, kendi stresimizi evet, kendimiz yöneteceğiz. Ama hocam, gel gelelim, stresi atamamamızın bir sebebi daha var. Evet. Sınav anında bir kaygı oluşuyor bizde. Özellikle şu sınavın ilk başladığı 10 dakika var ya hocam. Evet. Yeri geliyor, ilk 3 soruya bir bakıyoruz, 2 tane boş bırakıyoruz. Belki yanlış yaptığımızı düşünüyoruz. O ilk 10 dakikada her şey kötü giderse ne yaparız? Arkadaşlar, ilk soruları sulay seller gibi çözebileceksiniz diye bir kaide de bulunmamakta. İlk sorularda zorlanmak her öğrencinin başına gelebilir. Lütfen motivasyonumuzu bozmayalım. Bize sınav anında düşen tek şey soruları güzelce okuyup yanıtlamaya çalışmak. Ben hatta burada bir örnek verebilirim hocam. Geçtiğimiz yıl ağırladığımız arkadaşlarımız, burada LGS birincisi olan arkadaşlarımızdan şöyle yanıtlar duyduk. Ben karşıma çıkan ilk Türkçe sorusunu boş bırakıp geçtim. Yani düşünebiliyor muyuz? LGS birincileri dahi evet, ilk sorularında bunları yaşayabiliyorlar. Ama ne yapıyorlar? İlerliyorlar, tempoyu arttırıyorlar. O bildikleri soruları yapıyorlar. Daha sonrasında boş bıraktıkları, zorlandıkları sorulara geri dönüyorlar hocam. Evet Engin, biz de buradan gördük ki önemli olan ilk soruları slayseller gibi çözmek değil, moralimizi bozmadan devam etmekmiş.
Peki hocam bu şey konusuna ne dersiniz? Hepimizin üzerinde sadece kendi geleceğimiz değil, bir de çevremizin beklentileri var hocam. Onlar bizden çok şey bekliyorlar ve sınav anında insan ister istemez bunu düşünebiliyor. Yani bizim en çok karşılaştığımız şey, hocam ben annemi babamı gururlandırmak istiyorum, onları çok mutlu etmek istiyorum istekleriyle karşılaşıyoruz. Ama bu noktada unutmasınlar ki girecekleri lise her ne olursa olsun, lisede gösterecekleri başarıyla da anne babalarını gururlandırabilirler. Bir de hocam arkadaş çevresinde de yani sadece anne babadan ziyade arkadaş çevresinde bazen bir rekabet oluyor. Herkes birbirine şey yapıyor. Acaba kaç aldı? Acaba istediği liseyi kazanabildi mi? Evet. Hele ki arkadaşınıza şunu söylemişseniz ben şu liseyi hedefliyorum diye yandınız hocam. Herkes birbirine diyor ki Kabataş'ı hedefliyormuş, Galatasaray'ı hedefliyormuş. Onu kazanabilecek mi? Gördün mü kazanamadı? Gibi şeyler sınav anında bile aklına gelebiliyor insanın. Ya beklentileri boşa çıkarabilirsem diye. Evet, yani bize en çok aslında bu beklentiler strese sokuyor. Ama arkadaşlar unutmasın ki önlerinde tertemiz bir gelecek var ve güzelce değerlendirmek onların elinde. Son olarak bir de hocam ben arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu aslında LGS heyecanı ailemiz için de bir ilk. Yani onlar da bunu defalarca yaşamadıkları için birazcık panik yapabiliyorlar. Ne olacak düşüncesine kapılabiliyorlar. Ama benim rastladığım önceki senelerde hep şu oluyor. Sınavdan çıktıktan sonra aileler büyük bir tepki vermiyor hocam. Kötü bile geçse diyorlar ki çocuğun bunu atlattı. Yani bir şekilde bu süreci atlattık. Bundan sonra önümüze bakacağız. Lisede her şey güzel olur. Gideceğimiz lisede güzel olur. O yüzden ben sınav sonunda arkadaşlarımız ben aileme ne diyeceğim kaygısını çok fazla yaşamasınlar derim. Evet, ben de öyle derim arkadaşlar. Lütfen unutmayın ki ömrünüz boyunca ah o lise sınavından keşke çok daha iyi yapsaydım gibi bir yakınmayla karşılaşmayacaksınız. İçiniz rahat olsun. Şimdiden herkese de başarılar dilemiş olalım hocam. Geldiğiniz için ve verdiğiniz tavsiyeler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Engin. Arkadaşlar hem sınav öncesinde hem sınav gününde hem de sınav sonrasında videolarımızla ve canlı yayınlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.